Pantemin kalesine aslı var ferman. Neyse, Antep'in bugün gidiyoruz, kalıyoruz gece, yarın dönüyoruz. Bir gece konaklamalı, bakın tüm çantam bu kadar. Ne var içerisinde? Bir tane tişört, bir tane şey, iç çamaşır, don, kilot, bir tane çorap, diş fırçası, diş macunu falan filan. That's enough. Bu kadar. Aynı şekilde siz de kalıyorsunuz. Getiriniz eşyalara bak. Bak çantalar, mantalar. Sevgili şuradan başlayalım. Emre Uzunoğlu Bey. İKAS'ın genç yeteneklerinden. Genç Semih derlerdi ya. Emre Mergen Bey. Isparta'dan Burdur'a darı koydum kalbura. İKAS'ın finans, mali idari işlerle ilgili arkadaşımız. Ben ailenizin sevgili girişimci YouTuber Mustafa Namoğlu ve kamera arkasında Enes Şahin var, content ekibimizden. Bir de keşke şu kız olsaydı. Aman aman aman. Aman aman. Eşeğden hayır hayır hayır. Asla asla. Böyle birer porsiyon falan genelde söyleyip zaten 4 baklava mı geldi? Birer tane yememiz gerekiyor. Abi bunları hemen istiyorum ben. Şey değil yani, birer porsiyon değil. Çünkü öyle yersek zevk alamamaya başlayacağız. Ve bazılarımız yolda elenmek zorunda kalacak. Ben Survivor gibi düşünürseniz bunu, kimsenin bu adadan gitmesini istemiyorum. takım olarak ya. Hani sen her türlü işte talsit, çeşitli kaviskon, tüm hapları getirdin zaten yani. Ben sizi şey yapacağım, koçluk yapacağım orada. Ben sizi kontrollü bir şekilde yemenizi inşallah sağlayacağım. Ki aranızdaki aslında en tehlikeli adam benim yeme içme konularında. Vurucu gücümüzü yarın Antep sokaklarında, Antep halkına, Antep esnafına hakkıyla göstermek. Desinler ki, evet, Türkiye'nin mert ve yiğit gençleri Ankara'da da yetişiyormuş. 1 hour later. Ye oğlum, iyi iyi. İyi iyiyiz. Bak kaliteyi görüyor musun? Ekmeğini, sıcaklığını, şeyini. Ha? Taraklığı gör. Tarak neydi lan bu? Taraklık değil mi? Bak bak. Bak şunu bir yiyin de görün abi bak. Naneyle. Abi mekan budur, ben size söyleyeyim. Demin konuştuğumuz konu. Tekrar gelir misin abi? Gelirim bak buraya. Yarın sabah bir daha gelirim yemeğe yani. Şuna baksana abi. Abi bunları hemen istiyorum ben. Bak bunu. Ama tuz lazım. Tuz yok. Bunun içine nane. Bak bak. Bunun içine biraz şöyle naneni. Diğer de efsane. Görmem de abi. Ciğerci Mustafa. Antep'te pek geçerim ha. Çok samimi söylüyorum. Taraklık yiyorsun. Ciğerine bakayım. Hepsi 10 numara. Ya şefim sen nasıl bir yemek yapmışsın ya? Şefim sen ne yapmışsın ya? Arasını atacağım bak. Aa bak, şunu da ben izninizle şuradan. Taraklık hemen ilave söylememiz lazım. Ben hayatta en sevdiğim şey şu işte. Adam işini biliyor, nane getiriyor. Şundan yanında nane yenir çünkü yani. Reşit'te yediklerime çok üzülüyorum şu an. Ciğerci Mustafa bizi fazlasıyla memnun etti adaşım. Şimdi turne turumuz şeyle devam ediyor. Şeyler. Abi benim tansiyonum düştü şekersizlikten ya. Öyle net şeker lazım şu an. Şeker lazım. Şeker lazım. Yedik, daha da yiyecek. Şu an yolumuz künefe. Emre Mergen dördümüzün buraya sığması gerektiğini söylüyor. Ben Emre Mergen şurada yatacak tek başına. Emre ile yatılmaz yani.
Burada Enes Şahin ve Emre Uzunoğlu. Ben de şurada locada. Sweet Kings Lodge'da ben yatacağım. Hadi gidelim. Let's go. Kimliğini kaybetmiş dandik. Ufak bir şehrin Ege Akdeniz şehrinde. Burdurlu gibisin. Ne yapıp durun? Burdurlu ol lan. Burdurlu olma ya, değil ya. Burdurlu değil ya. Şişçi Hasan var orada. Şişçi Hasan'daki komilere benziyor şey. Ne alırsınız ben bir grubu alayım. Burdurlayım. Senin adın bundan sonra Mergen değil. Burdurlayım. Yapma adımız kötü çıkar. Urfa Mardin beyleri kestiler. Alkış hadi. Dikkat. 4 metre kaldırım var, yoldan yürüyorsun ya. Yani. Oh wow. Görelim yani. Bence güzel bayağı da. Ben şey anlamadım. Kaymaklı yani, peynirli değil. Abi bilmiyorum, Ramazan'dan mı bu? Genel yoğunluk, kalabalık ve böyle çok ilgilenmiyorlar ya böyle yani. Bayağı uğraşıyorsun sipariş vermek için. Bir çay istemek gelmesi falan bayağı büyük olaylar yani maalesef. Bir porsiyon daha taraklık yer misin? Tereddüt etmem yani. 6.30-7 gibi gider beyranımızı az içeriz. O güne başlarız. Taraklık mı yesek yarın acaba sabah? Early the next morning. Hadi gel. Kanka bildiğin Kurtlar Vadisi Filistin. Şu an Metanet'e gidiyoruz beyran içmeye. Oradan şeye gideceğiz. Dur planımı anlatıyorum. Oradan Zekeriya Öztürk'e Katmer yemeğe gideceğiz. Sonra Çıtır Lahmacun'a gideceğiz. 10.30 gibi. Sonra buraya uğrarız. Otele gelirken Zeki Binal var. Oradan şöbiyet yiyeceğiz. Oradan sonra yemeğe gideceğiz öğlen yemeğine. Final Et Lokantası'na. Daha sonrasında Koçak Baklava'dan baklava yiyeceğiz. Belki araya dürüm Recep Usta'dan bir nohut dürüm yerleştirip daha sonra Elmacı Pazarı Gelioğlu'nda Antep baklavası yiyip günümüzü tamamlayacağız. Şimdi bu planımıza göre 4 tane tatlıcı var ve normalde arada 2 tane yemek var tuzlu yani. Beyran ve Final Et Lokantası vardı. Ben araya bir çıtır lahmacunla bir de dürümcü Recep Usta'da nohut dürümü için sıkıştırmayı planlıyorum. Bu konuyla ilgili aslında özeti Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Açık gözüküyor mu? Ya kafanı da seçeyim sizin ya. Antep bizi getiren Ramazan günü. Emre başta senin. Eyvallah abi. Kameraya doğru abi. Abi günaydın. Açık mısınız? Açık. Tamam abi. Sağ ol. Biz 4 kişi geliyoruz o zaman. Sıçmış. Artık şans ve hareket. Güveniyoruz. Tamam abi. Evet. Şu an Antep'te Katmerci Zekeriya Usta'dayız. Baya baya iyi. Çok iyi bir yere gideceğiz. Nerede? Sonra şöyle böyle yapıyorsun bak. Ters çeviriyorsun. Nasıl canı çekti abi ya.
Nasıl abi? Yorumlarına bak. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama Antep mi bu mu? Antep baklavası inanılmaz bu arada. Ben şu baklavamın altını da size bırakacak değilim bak. Bu arada bence ya. Oğlum dün biz buradan geçtik lan. Hatırlıyor musun burayı? Şurası bizim otele giden yer. Sen bu bölümü Ramazan'dan sonra yayınla. Combos Holding'in veya bireysel hani evde veya hepsi için gördüğüm vizyon buna yakın bir şey. Buna bayağı yakın bir şey. Bu tür çok yüksek tavanlı, böyle tarihi han gibi, aydınlık, etrafı yeşillik falan, dışarıdan çok renk belli etmeyen bir şey. Bizim şeyimiz olması lazım, genel merkezimiz. Ve bunu tercihen böyle Ege gibi bir yerde yapmamız lazım. Çok güzel gerçekten. Tabii bol ağaç ve şey, yeşillik. Gerçekten çok güzel. Sabah ofiste hani açtığında şu camın önündeki şeyleri, ne denir, kapakları. Yani kuş sesleri ve bu çiçek kokuları gelmesi lazım içeri. Evet, şimdi Zeki İnal'da şöbiyet yememiz gerekiyor. Hadi. Et lokantası. Bir defa ete doyacağız. Yalnız. Şunu Ali Nazik seni bir kaşıkla bir yiyin de görün. Nasıl abi? Yani şöyle. İnanılmaz. Şu an panik ve heyecandan yorum yapamıyorum. Lavaşlar da güzel. Abi şu Maraş'tan geliyorsa bu Maraş'a gitmek lazım. Girin beyler. Güç ettim ben, yeme artık. Hak etmiyor. Sonra diyor ki niye beni götürmeyeceksiniz bir sonraki mekana? Bu baklava Koçak'ınkinden daha iyi ya. Değil mi? Unuttum tadını deminkini. O daha iyiydi. Hey, dönek yeri. Antep olarak bu daha iyi. Kare baklavası mı? Antep olarak ben tam anlayamadım. Ben bu daha iyi diyorum ya. İddia ediyorum. Eğer ben bu işten anlıyorsam, o şöbiyetin görüntüsüne baktım orada. Şöbiyet asıl bizi farklı bir boyuta mı çıkardı? Farklı boyuta çıkardı. Farklı bir yere gitti. İki sene ileriye mi götürüyorsun? Net. Sıcak biliyor musunuz? Mergen'e bak, içi diyor, kıpır kıpır. Hadi Mergen'im daldır çatalım, çatalım. Ne duruyorsun? Nasıl abi? Mergen, yerken baklavayı rezil ediyorsun. Bir dakika, izin ver. Heyecanlanıyor. Ya,
Katliam mı yapıyorsun? Bu. Sen bir katilsin bence. Baklava katili. Hasar. Bu. Tahminen Türklerin Horasan'dan Anadolu'ya olan yolculuğunda kendilerine yakıt ve enerji için kullandığı tatlardan bir tanesi. Ve motivasyon için. Evet. Buraya yazdık burada. Neyi aldık? Onlardan yazdık. Asker. Ergen'in çaktırmadan hepsini yiyip sonra bunu kim yedi deyince sağına soluna sağına soluna baktı. Suçu bize atmaya çalışıyor. He, böyle sanki sonra zaten şey ne deniyor ona şey yapmaya başladı ya. Suçluluk psikolojisi. Hıçkırmaya falan başladı ya. Oradan belli olduğuna kadar yedi. Neyse. Umarım sıkmamışızdır sizi. Bu bölümü Ramazan'dan sonra yayınlarız muhakkak. Böyle full yeme içme oldu. Umarım çok daha iyi bir deneyimle kalan listeyi de bitireceğiz ve Antep'i noktalayacağız orada. Bir dahakine tabii biraz daha planlı ve iş güç içinde geliriz. Böyle yemek içmeyi bir yerde sadece yiyip içince ben kendimi rahatsız hissediyorum. Herkese afiyet olsun. Allah o menara da versin diyerek tamamlıyoruz. Yer açıldı.